Kandilli sahillerindeyiz. Tam karşımızdaki beyaz yalı, Habut Efendi yalısı, kırmızı yalının hemen son tarafındaki Altunizade İsmail Zühtü Paşa'nın oğlu Necip Bey tarafından 1830 yılında yaptırılmıştı bu yalı. Altunizade İsmail Paşa, Kırım Savaşı sırasında bir bölüğü bütün imkanlarıyla hazırlayıp savaşa gönderebilecek teçhizatını hazırlayabilecek kadar da zengindi. Hemen sol tarafındaki şu anda apartman olan yalı, Havuzlu Yalı diye bilinen İsmail Paşa yalısı, Fethi İsmail Paşa yalısı. Bu yalının o dönemlerdeki İsmail Paşa yalısında oturan ve Abut Efendi ile de dünür olan oğlu Abid ve Abut Efendi'nin kızı Belkıs Hanım evlenmişlerdi. Bu iki yalı birbirine dünür olmuştu. Necip Bey aynı zamanda Nazım Hikmet'in de sevgilisi olan Piraye Altınoğlu'nun büyük dedesiydi. Necip Bey bu yalıyı uzun süre kendisi oturduktan sonra Fransız baronu Baron de Vandeveu'ya sattı. Baron bir süre burada oturduktan sonra Fransa'ya giderken yalıyı Habut Efendi'ye sattı. Habut Efendi Şam'da doğmuş ve ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştı. İstanbul'a geldiğinde Mercan'da bir han satın aldı. Daha sonra Balkan Savaşları esnasında da mübayağı yani satın alma başkanlığı yapan Habut Efendi aynı zamanda başta Hicaz Demiryolu olmak üzere Hilal-i Ahmer ve Donanma Cemiyeti gibi birçok yerlerde büyük bağışlarda bulunmuştu. İki oğlu, iki kızı vardı. Abdullah, Rıza, Nebile ve Belkıs. Belkıs Hanım aynı zamanda Yahya Kemal'in de aşık olduğu bir hanımdı. Fakat ona evlenmek nasip olmadı. Belkıs Hanım evlendiği sırada yandaki o İsmail Paşa yalısıyla şu anda apartman olan 1972 yılında yıkılan o yalının sahibinin oğluyla evlendiği esnada tahterevanla götürülmüştü yan yalıya. Bir yalıdan diğer yalıya yan yanına bakın yine tahterevanla götürülmüştü. Muhteşem bir düğün yapıldı. O yalıda yine bu Habut Efendi yalısında yapılmıştı. Habut Efendi bu yalıyı eşi Saadet Hanım'a satın almıştı. Daha sonra kızına kalan, Belkıs'a kalan bu yalı Belkıs Hanım'dan sonra da satıldı. 1975 yılında yal fabrikatörü İsmail Özduyuran bu yalıyı satın almıştı. Birçok meşhur da bu yalıda oturdular. Kazasker Ethem Efendi, Kazaskerzade Seyda Bey, Asım Paşa ve en meşhurlarından Çengeloğlu Tahir Paşa bu yalıda oturan meşhur şahsiyetlerden. Sunda Arar, Son Dans isimli albümünün hit şarkısı Bu Sabah Güneş Doğmuyor şarkısına işte bu yılda klip çekmişti. Birçok yerlerin ismi de burada çekildi. Bunların en meşhurları Gümüş, Kurtlar Vadisi, Savcının Karısı ve Sağır Oda. Bunun dışında iki tane de meşhur film var. Zeki Müren'in başrol oynadığı Hep O Şarkı, Edison'un başrol oynadığı Sinekli Bakkal filmleri de yine bu yılda çekildi. Mehmet Abut oğlu Tevfik ve kardeşi Ahmet Abut'la birlikte şu anda Mihrişah Valide Sultan Çölesi'nin hazinesinde metfondurlar. Yalıya dönüyorum tekrar. Yalının deniz kenarında iki tane balkonu var. Alt tarafındaki kayıkhaneler şu anda kapatıldı. 18 tane odası, 2 tane sofası vardır. En alt katında küçük bir de hamamı mevcut. Meşe kereçleşinden yapılan yalının kayıkhaneleri şu anda tamamen kapatıldı. Yalının bir zamanlar mutfaktan üst katlara yemek servisi yapabilecek asansörleri de mevcuttu. Şu anda Kandilli sahillerinde Boğaz'ın tarihi yalılarından birisi olan Habut Efendi yalısı aynı zamanda Sevda Tepesi'nin eteklerindedir. Son bir şeyle bitiriyorum. Yahya Kemal o meşhur şiirini bu yalının önünde yazmıştı. Bir gün Belkıs Hanım'a aşık olan ama Belkıs Hanım da o dönemler Yahya Kemal'e aşık. Bu yalının önünden kayıkla geçerken acaba pencereye çıkar mı bir görebilir miyim hevesiyle Yahya Kemal pencereye bakıyordu. Ama Belkıs Hanım'ın haberi yok. Pencere açık. İçeride arkadaşlarıyla eğlencede.
Yahya Kemal'in gözleri pencerede. Kayıkçıya dön bir kez daha geçelim dedi. Bir kez daha geçtiler süzüle süzüle yalının önünden. Sonra bir kez daha geçtiler. Sonra bir kez daha ama Belkıs Hanım'ın haberi yok. İçeride arkadaşlarıyla eğlencede Yahya Kemal'in gözü pencerede. O duygu yoğunluğuyla şu şiiri yazmıştı. Şen kahkahalar yükseliyor. Ben dimdik sevgili sandalla denizden. Gönlümce uzaklarda bütün bir gece sizden. Ben dimdik en sevgili sandalla denizden. İşte bu şiir Abut Efendi yazısının yazılmıştı.